Tuvalette taharet için ısıtırlardı zavallı. Ne yapsın? Hah, gelmişler bak. Bak. Nereye geldik, nereye geldik? En sona geleceğimiz yere geldik. Bir kamyondan düşen kuvvetli bir yol halısı kadar olan bir büyük bir kalın kavuçu gördük. Fakat maalesef sağa sola yapamadık çünkü karavan kullanıyoruz. Ah, günaydın. Bak, 55 yaşındayım. 24 yaşındaki arkadaşlarla aynı karavanla Safiye'de kalmak zorundayım. Efendim, Karavanköy'e yola çıktık. İstanbul Karavanköy'üne gidiyoruz. Fakat Karavanköy'e giderken değişik ve ilginç bir yer gördük. Burası bir mağara. Ama böyle değişik değişik delikler olan bir mağara. Bilmiyorum ne olduğunu. Hani gelmişken de sizi gösterelim istedik. Bilmiyorum, burada bir yazı var, bakacağım şimdi. Yani belki bir fikir olur sizlere de göstermek istiyorum. İnceyiz Mağara Manastırları. İnceyiz Mağara Manastırları. İnceyiz Cave Monastery. Evet efendim, Çatalca İnceyiz çevresindeki doğal oyuklar burası. Bir ben merak ediyorum, bakmak istiyorum. Keşif ediyoruz. Keşif ediyoruz ve düşmezsek bak bak. Hadi kameramanım, hadi bakalım ha. Yönetmen, hadi gel. Vay. Oo. Ah canım, aman dikkat. Yavrular var. Babası kızabilir. Güzel. Güzel, çok güzel. Yok. Gelebilir babası, annesi. Yalnız burası bayağı bir ateş yakılmış. Mangal yapılmış, sütler kalmış. Yavrular çok güzel ya. Onlar da yağmurdan korunuyorlar. Çok güzel bir yer. Yalnız bayağı mağara var burada. Ha, böyle oturma grupları falan sanki. Ama üstler siyah, altlar açık renkli. Yani şu üst taraflar biraz daha koyu. Bakın rüzgardan şey yapmış, gördünüz mü? Ne enteresan. Rüzgar, yağmur, bak böyle bal köpüğü gibi. Sünger gibi olmuş yani. Çok enteresan. Evet, bakalım buraya. Değişik. Gelmişler. Hah, gelmişler bak. Bak. EHMRT hemen yazmışlar. Ayşe, seni seviyorum falan. Fatma, burada bekliyorum. Hayırlı olsun, burası fazla şey yapmayalım, güzel. Evet, değişik, enteresan, görmüş olduk. İnceyiz mağaraları. Yalnız şu an çok yazık. Ufak ufak şey yapalım. Yalnız buradan da güzel bir manzara ve dere manzarası. Evet, çıkışı güzeldi de iniş kötüdür derler. Hakikaten güzel oldu. Sizlere bir şey göstermek istedik ama böyle çatlaklar var bayağı. Ya, sünger şeklinde kalmış üstte. Evet, şimdi İngilizcesi. Belgesel gibi oldu. Ha, dur yavaş bir dakika. Şurada iniyor. Ha, bu person he was called at the rich and the moment. Zorti Allah sikir. Ha, yavaş. Yok vallahi. Aman ha. Evet. İşte size bir aksiyon yaptık. İki karavan kampı arasında bir aksiyon yarattık efendim. Evet. Dur yönetmenim, hemen gir. Oho, hemen indi aşağıya. Hep derler işte çıkışı inişi başka olur diye. Ve efendim işte aksiyon bitti. Mağara aksiyonu bitti. Bir mağara daha görmüş olduk. Kısa oldu ama neyse. Köpek yavrularını görünce korktum. Çünkü baba anne gelirse vallahi biteriz yani. Patır patır patlatırız. Ne yapıyoruz şimdi? İstanbul Karavan Köyü'ne yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Uhu! Arkadaşlar, nereye geldik, nereye geldik? En sona geleceğimiz yere geldik. Tahtalı Köy. Abi çok erken geldik. Ne dedi? Vallahi ben bu aradık bulan. Bu kadarmış. Ne yapalım? Efendim geldik. Yeni sıradaki kampımıza geldik. Karavanköy efendim. Karavanköy'e geldik efendim Cem Bey. Cem Bey efendim, canlı yayındasınız. Geldik. Evet, şimdi sağdan mı döneceğiz? Tamam efendim. Evet, geliyoruz. Evet. Efendim geldik yeni karavan kampımıza. Girerken de göstermek istedik sizlere. Karavan kampının Cem Bey bizi karşılıyor. Sanıyorum karşılıyor. Efendim girerken de marketler var çok miktarda. Aslında Bahçeşehir Koleji var. Onu gördük. Bayağı yan aslında şehrin içine yakın. Nasılsınız efendim? Geldik. Merhaba. Geldik vallahi. Çamurla'dan açtık geldik. Nereye? Sen söyle. Hoş geldiniz. Şu Söğüt'ün sağ tarafına doğru kafadan şu girin. Küçük kale olan. Söğüt'ün sağından doğru devam edin. Arabayı sola doğru verin. Sökelim. Geldik. Orada bak. İşte bu. Bak, aa, Hümer var orada. Bak, kaçar monak. İşte efendim, eski Alman, hep benim istediğim, sevdiğim. Sağdan söyledi. Sen tabii Hümer'e gidiyorsun. Neyse, olsun, bırak hızlı. Yok, buradan döneceğim dedi ya sana. Evet efendim, uzun bir yoldan döndük, şeyden geldik, neydi, Kuzey Otoyolu'ndan. Böyle bıraksan, numaralı yaparız. İşte bu efendim. Haydi bakalım, görüşürüz.
Evet, Çekmeköy'deyiz. İstanbul Karavan Parkı'ndayız. Yağmur, çamur demeden geldik. Hatta yolda gelirken bir kamyondan düşen kuvvetli bir yol halısı kadar olan bir büyük bir kalın kavuşu gördük. Fakat maalesef sağa sola yapamadık çünkü karavan kullanıyoruz. Araba için tehlikeli. Gördüğünüz gibi arka sağ demiri kırdık. Yapacak bir şey yok çünkü orada o kırılmış biz de görmedik ama karavanda şöyle oldu. Yani tehlikeli bir durum. Onun için araçlardan bir şey düştüğü zaman arkadan gelen araçlar için kötü oluyor. Ve efendim geldik efendim. Çok güzel. Çiftlik gibi bir yer burası böyle. Çimenli falan çok şey değil. Hani sen buraya park et, ben buraya park et. Yok. Daha sonra şeye bakacağız. Şimdi kime? Gamze'ye sürpriz yapıyoruz. Gamze içeride. Nerede? Gamze burada. Hey işte bu Gamze. Bak bak şey kokuyor. Küçükken evde soba yanardı ya. Gaz ya ha. Evet, böyle. Evet. Onunla böyle alevlendirdik efendim onları. Buyurun efendim. Gelince. Ben size efendim. nişanımızı takıyoruz. Bu nişan şöyle efendim. Garnizon nişanımız bilmem bu doğru mu? Kırmışsınız abi. Yine kırmış. Efendim. Çünkü. Eve gitmiyor. Evet eve gidemedim. Ben zaten. Bir dahaki nişanlar renkleştireceğim. Nasıl diyeyim? Aa şey var dur bakalım. Uzun. Küçüklüğümü hatırladım çünkü evde. Ay yok bu fazla büyük. Şöyle küçük bir şey atalım dedim hani. Şöyle şey atayım dedim içine bir şey de böyle hani kül bu küllü mü? Şu küllü evet. Bak 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 çatır çatır. Aslan baba ya. Aslan vallahi yanıyor. Bak. Bak bak. Tabi bu biraz da uzun sürecek. Ha dur şey yaptık ya. Ha yok yanıyor. Ben yana attım ya şeyi. Yanlışlık yaptım. Yanacak odunu yana attım ki yanmasın diye. Bravo bana. Şöyle yaptım. Bak, bak bir hareket bitti iş. Şak şak. Bu da klasiktir. Çocukken burada... annem mi yakıyordu sobayı? Ya onunla yapıyorlardı. Uğraşıyor diye. Halam yapardı. Üzerinde böyle bakın şey. Bu şeydi efendim. Hadi söyle. Ben söyleyeyim. Efendim söyle. Güyüm. Hayır güyüm. Güyüm ha, ismi güyüm pardon. Yani köy dilinde güyüm. Bizde iki tane bundan ısınırdı. Bunun bir tanesi sıcak su. Yani bulaşık yıkamak için olan. Sıcak su. Banyo için zaten şeyde neydi? Altı odunlu şey vardı. Neydi? Kazan. Kazan vardı. Bir tanesi de bunun biraz daha küçüğü ya da bu kadar bilmiyorum emin değilim. Onu da tuvalette taharet için ısıtırlardı. Zavallı ne yapsın? Çünkü halam gidiyor şimdi şey, tuvalete geliyor. Ne oldu hala diyorum tuvalete gittim geldim. Tuvaletler buz gibi. Malum o zamanlar sobalı evler. Ne güzel nereden nereye? Efendim bize nostalji hatırlattınız evet, Gamze Hanım. Evet, ben evet, nostaljide ısınıyorum. Efendim bomba gibi bir şeye dikkat et sobayı değilsin. Alt taraf böyle kale olarak olmayabilir. Biz yağmurun hakikaten ya bugün bile tam ya. bir kere evet. Birazcık kampımızdan bilgi alırsan biliyor musun? Ben mesela, biraz biliyorum. Peki söyle bir şey. Kampın yetkilisini de alalım istersen yanımda. Cem gel. Cem Bey de burada efendim. En doğru bilgileri Cem'den alalım. Efendim Cem Bey. Merhaba. Gel, hoş merhaba, geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz. Ben şöyle, hadi şöyle. Gel hadi otur sen. Arasını alayım otur. Seni, gel. Ha, kırın, hayır, iki. Evet, bir siyah, iki kırmızı. Efendim, evet, mikrofonumuz bende. Buyur, ben şöyle tutayım ben size. Ben tutayım mı, siz daha çok konuşuyorsunuz. Tutar mısın? Niye? Şöyle tutayım ben size. Ben tamam, böyle yok, tutayım. Tamam. Ben tutayım, çift mikrofonu. Evet, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş gördük efendim, sağ olun. Ne demek, teşekkür ederiz. Şimdi Türkiye'nin ilk karavan kamplarından biri burası ya da ilk karavan kampı mı? İlk önce onu öğrenelim. Önce o zaman şundan başlayalım. İstanbul'da hani Silivri'den İstanbul'un içi olarak 2007 tarihinde en son Yeşilyurt'taki Çiroz kampımız kapandı. Ondan önce Ataköy Mo kamp vardı şu anda binaların çıktığı. Evet. Orası kapandıktan sonra Yeşilyurt'ta Çiroz kampı oldu. 2007'de orası da kapanınca İstanbul'da kamp alanı kalmadı. Kalmadı. 2015'te kampımızın sahibi Reha Bali, ben işletmecisiyim. Evet, Reha Bali. Cem Bali, Reha Bali. Hatta dedenin miydi? O dedemin karavanı. İşte o karavanı da sonra göstermek istiyoruz. Eski bir Hümer karavan var, Hymer İngilizcesi. Hümer karavan var. Ben söyleyebilir miyim? Söyle, ne oldu? O Türkiye'de gazeteden verilen ilk karavan biliyor musunuz? Şu an çok tarihi, çok güzel. Ona sonra bakalım ne olur. Gazeteden kuponla mı? Kuponla mı? Hediye veriliyor Türkiye'ye. Şey için karavancılığı sevdirme adına bir şey yapılmış böyle. Çıkış motivasyonunu bilmiyorum ama o sıra böyle hani kamp hani Türkiye'de tanınsın şeklinde bir gazete kuponla bu karavanları veriyor. Çok güzel bir şey ya. Başka birine çıkıyor. Dede de bir vesileyle çıkan kişiden alıyor. İyi sahibi.
Daha sonrasında işte babam Rehab Ali zamanında hani İstanbul Dernek Başkanlığı da yapmış. İşte federasyonların da kurucularından. 2015'te burada İstanbul'da kamp alanı kalmayınca diyor ki evet, hadi bir buluşma yapalım. Bayağı bir etkinlik, organizasyon düzenleniyor. Karavancılar bayağı rağbet gösteriyor. Buluşma oluyor. Ondan sonra kamp alanı yok. Buraya niye kamp alanı yapmıyoruz diye bir fikirle ufak ufak işte 3 karavan gidip gelmeye başlıyor hafta sonları. Ondan sonra işte ben buraya geleli 3 sene oldu. Ondan böyle işte ufak ufak bu noktaya da geldik. Güzel, şimdi İstanbul gidiyor. Karavan Köyü olarak. Köy evet, ne güzel ya. Cem yurt dışında okumuş Taylan abi. Nerede? Viyana'da. Viyana'da. Oh, sprich Deutsch. Österreich. Ich bin Rainer Berlin. Evet. Cem yurt dışında aldığı bütün eğitimi, vizyonu burada yansıtmak için o da sürprizleri var. Önümüzdeki günlerde göreceğiz Cem'in de yansıtmasını. Güzel. Karavan sektörüne, kamp alanlarına hep genç eller değmeye başladı. Yani tabii ona bir şey diyemem. Herkes bir fikri vardır ama gençler evet, biraz daha bomba sağlam, kesin daha iyi olsun. Geçsinler, bizi geçsinler. Peki bir şey diyeceğim. Yani sana da sormak istiyorum Cem. Şu mıcırdan ne zaman kurtulacağız? Buraya başka bir şey düşünüyor musun? Yani çok mıcır var ve çekik tek, yani önündeki kaplin demiri olan, tekerliği olanlar hep zorluk çekiyorlar. Yani mıcırdan başka bir şey. Mesela Avrupa'dan, Avusturya'da gördüğün için söylüyorum. Bana çok özür dilerim Cem. Bana şey demişti birkaç seyredim. Yani çok değil ama birkaç seyirci. Ya Tayyip abi sen de Almanya'da, Avrupa'da diyor, Almanya'da, Avrupa'da karavan kampı çok gördün de biz Avrupa karavan falan, Avrupa karavan İnternet kampları. İnternet diye bir şey var. Ama yani siz herhalde bakmıyorsunuz internette, bilemeyeceğim orasını. Ama burada sağlam, yanımızda uzun yıllarda Avusturya'da bulunmuş. Kaç yıl bilmiyorum. Beş. O zaman kısa yıllarda beş yıldır bulunmuş ve bunu şaka diyor. Hayatın altıda biri. Tam ya onu diyorum işte. İncelemiş, onları incelemiş ve burada değişik yapacak. İleriki günlerde göreceğiz. Şimdi... Yani Taylan abi şöyle, ben hani malzeme bilmem, inşaattan anlamam. Hani benim işim işletmeyle, bir yazılımla vesaireyle, şimdi de kamp işletmeciliğiyle. Hı-hı. Ben elimdeki malzemeyi kullanabiliyorum. Şöyle evet, hani burada hani kamp alanları, hani bizim şeyimizde hani normal genel olarak konuşalım. Ve sonuçta bir yeşilliğin üstüne yapılıyor. Ve burada da hani çamuru, yeşili, hani bu yolu ayıracak bir şey gerekiyor. Bir şey gerekiyor. Yurt dışındaki kamplarda şöyle, evet mesela kampın ortasından asfalt geçiyor ama karavanın konacağı yer yeşillik. Hı hı. Orada böyle bir çamur olabilir herhalde, sağanak yağışladı herhalde, içine araba gömülür yani. Ya şöyle, arabanın gireceği yere yeşillik yapmıyor. Yani oturma grubunu yapıyor. Önündeki yani boşluğa. Önündeki boşluğa yapıyor. Bunun örneklerini de yaşıyoruz. Şöyle bir şey var. Benim burada hani yaşayarak gördüğüm, biz bir alanı da öyle yaptık. Hı hı. Evet, çakılı dökmek zorundaydık çünkü çamur oluyordu, girilmiyordu, göl oluyordu, hani kullanılamıyordu. Doğru. Su da aşağı inince çakıl daha düzgün duruyor. Evet, ama biz oranın tesfiyesini yaptık. Çakıl döktük. Önce bir düzelttik ve çakıl döktük. Aradan 1,5 sene geçti. Şu anda o alttan yeşiller çıkıyor ve orası baktığınızda aslında yeşil bir alan gözüküyor. Ha. Çamurla temas etmiyor. Çamurun özelliği aslında. Evet, mesela şimdi... Çamur hani yok zaten. Şimdi çok mesela taş sandık, olduğu için. 2 gün çok aşırı yağmıyor. Evet, göllenme var. Bildiğiniz belki de hani 1 santim, 2 santim bir göllenme var. Ama çamur yok. Suya basıyorsunuz. Suya basıyorsunuz. Doğrudur. Çamur değildi. Toprağa çok birleşince, mıcır olmadan, dediğiniz gibi şey, çakıl taşı olmadan, o zaman çamur oluyor. Taylan abi, yeşil alanlarda beton dökülmüyor. İşte taş yapamıyorsunuz. Çakılla evet, izin veriliyor. Orada haklısınız. Yasal şeyde. İşte ben de öğreneyim istedim. Şu an beni evet, çok feci ezdiler. Evet, haklılar. Yok, ezmek de şaka yapıyorum. Sadece bilgi verdiler. Yani sen evet mıcırı sevmiyorsun ama tekerlek ilerlemiyorsun, kaplin tekerleği falan, ama maalesef de böyle bir şey. Biraz yeşili görmek, çok az betonu görmek, ki beton demeyelim ona, ne diyelim, şey, asfalt mı diyorsunuz? Yani yeşilin dışında bir renk görüyorsunuz, öyle bir renk. Evet doğru, yani çok küçük bir şey olsun. Evet doğru, yok güzel güzel. Ama, daha yani, ama sen daha bir şey el atmamışsın değil mi, atacaksın buraya. Nereye? Şey yapıyor. O zaman biraz dışarı çıkalım, gamze üşüsün biraz. Üşüm. Hadi bakalım, üşüt gel. Ay, oh bomba gibi hava. Mis efendim. Ortak alandı bu arada. Ha, ben anlatmaya başlayayım birazcık. Ortak alan. Ortak alan. Yazın burada acayip keyifli. Tabii, beraber tabii, yemekler ediyorum, yeniliyor. Tahmin ediyorum. Her taraf açık, havalandırmalı oh, falan. Şu ateş yeri, o değişik gözüken. Bir dakika, nasıl şu değişik gözüken? Sen de anlatın. O kapaklı. Mi? Kapağı kaldırdığınız zaman burada ha, bizim. Bu. Gerçi şimdi içi çöp dolu. Şu an. Ha, ooo. Ooo, tamam. Bak.
bazen de... Stil Österreich von Nein. Aus der Türkei. Ooo bak. Milliyetçiyim hocam da ne Alman Avusturya'sı diyor. Türk yapımı diyor. Tebrik ediyorum buradan. Bazen de burada canlı müzik oluyor akşamları Taylan abi. Aslında yani, yani biz bir de hani kamp alanı, kamp işletmesi olarak hani böyle çalınan müzik hani hoparlörden çalınan müzikten ziyade değil, evet. Normal yani. Akustik yavaş böyle. Güzel. Enstrümanla çalınanları, şarkılara, müziklere evet. Karışmıyoruz. Diğer türlü müdahil oluyoruz. Evet doğru. Bir de bununla ilgili bir izlenimi daha söyleyeceğim. Türkiye'nin en eski karavancıları genelde bu karavan kampında. Hala geliniyor buraya. Ne güzel. Ha. Şu ekip var ya şurada. Neşeli karavancılar değil mi? Ha, dur biz görmüştük de şeyde. Dur neydi? Balıkesir Fuarı mıydı? Bursa mı gitmiştik? Ha Orhan'ın elinde şey gördük. Neşeli'de hatta ben karavanı gördüm. Kimse yoktu içinde. Ya dedim ne diyor? Neşeli'de de Neşeli kimse yok diyordum. Baksana zaten Neşeleri kendileri yok kendine belli oluyor gözüküyor zaten. Karavanları grup eksik ama. Ha çok iyi ya. Güzel güzel. Aa burayı bunu gördük doğru şeyde. Orada panayır alanı vardı. Panayırda gördük hatta. Güzel tebrik ederim ya. Yazın evet yazın gelmek lazım abi. Size. Cem'in girişimlerinden bir tanesi. Onu da söylemek istiyorum. Söyle. Cem söylemiyor, ben söyleyeyim. Burada genelde karavanlarını ikinci el olarak satışta bulabiliyorsunuz. Ha Cem güzel. Cem ilgileniyor. Tamam, bu önemli burası. Evet, evet. İkinci el karavanları Cem sizlere yardımcı olabilir, bulabilirsiniz diyor. Burada çünkü çok sorunlu. Burada satışa koyabiliyorlar. Yani o da... Ha satamıyorsan istersen getir buraya bırak. Satışa çıkardığı anda da burada bravo. Gelip karavanları burada birebir dokunarak görerek güzel, satın doğru. Alabiliyorlar. Zaten doğru mu Cem? Doğrudur abla. Tamam çok iyi. Şöyle, ufak bir başladık ona karavan piyasası diye. Güzel. Ha. Hani Instagram'da sayfası bir şey var. Instagram'da sayfası var. Web sayfasını da yapmıştım ama bu bir geçtiğimiz dönem bir durgunlukta falan olsun. Çok ilgilenemedim. Olsun. Ama Instagram var. Gerçekte devam eden bir şey var. Instagram'da evet. Evet. Karavan piyasası. Buraya giriyorsunuz. Piyasa. Ya, oradaki şey piyasası. Şu. Hani herkes kara satışa çıkarınca ilgilenemiyorlar. Getirsinler doğru, buraya doğru. Koysunlar. Burada devamlı çünkü gösterecek çünkü gelen bize. Giden var. Aynen. Karavan tamam. Soranlar da oluyor. Göstermek için. Çok iyi. Aman güzel bak. Burada aslında evet. Ya biz tabii şimdi kış günü geldik. Yağmur var. Tam böyle hani keyfini alamıyoruz kampın. Şurada artık bir arkada boş bir yer var. O oraya sizin. Devam edelim. Şurayı göstereyim peki, önce bravo. Size. Buyurun. Bu bahsettiğimiz çakıl konusunu burada peki. Çok net küçük görebileceğiz. Çakıl. Ha şu minik. Bak burada su yok. Şimdi bu alan komple bakma. Kullanılamaz bir alandı. Evet. Tesfiye ettik. Bu gördüğünüz yeşillikler bile yoktu. Bunlar mesela sonradan atılanlar. Yani bu yeşilliklerin altında hep çakıl var ve artık şey olmuyor. Mesela şimdi burası drenajı tıkandığı için burası su kirlendi. Mesela burası evet göl çünkü çok yağmur yağdı drenajını tamam. Tıkandığı için. Ama temiz su yani burada çamur olmaz. Evet yok, suya basarsınız. Su. Temiz su. Ama hani evet. Çamur olmazsınız. Yok temiz evet. Ve yine hemen arkanızda görüyorsunuz bir evet Eriba Touring. Çok güzel bir modeldir. Klasik bir model. Çocuklar çok çocuklar güzel. İçin çok büyük eğlence oluyor. Evet çok. Çocuklar ya burada bir oynuyorlar. Sen deli misin? Çıldırırlar. Ondan sonra da karavana girecekler. Oğlum kızım girme diye. Ben kızan annelerden. Evet karavan aslında hep şey oldu şimdi. Hep söylüyorduk ya burada da aynı işi gördük. Hep söylüyoruz. Artık karavancılık çok hani gezme değil de fazla ya bir karavan kampını güzel koyalım. Yanında güzel çadırımızı koyalım. Biraz öyle oldu mu? Soruyorum. Katılmıyorum. Katılmıyorsun. Ya bizim kampımızda en azından böyle değil. Sizin değil. Dediğinizde de evet yakın olan kısa var. Kısa mı kalıyorlar? Şöyle herkesin karavanını evinin önünde koyabileceği imkanı yok. Yok tamam. Olsa bile sadece tatile gittiğinde kullanabiliyor. Evet. Bunun dışında kullanabilmesi için bir kampa ihtiyaç duyuyor. Tamam. Kampta olunca bu sefer tatile gitmediğinde de karavanı kullanabiliyor. Burada diğer karavancı dostlarla beraber bir araya gelip grup olup bir yere gidebiliyorlar. Gidebiliyor. Sabit değiller. Sen buna şahit değil. Oldun yani. Evet. Biz çünkü de... biz bunu çok görüyoruz. Böyle çadırı bir yapıyor. Karavan orada kalıyor. Bir sana anlatabileceğim 3 farklı örnek var. Söyle. İşte mesela karavanı satıldı. Şimdi karavanını tekrar alana kadar işte çadır. Biz bunu da yani bir formül üretmeye çalışıyoruz. Ama güzel. Mesela çadırı kurulu kaldı. Önümde karavan yok. Evet. Şimdi kışın şöyle çadırı evet ben de savunmuyorum. Birazcık da karşıyım ama hani kullanım olarak
gerekli. Çünkü kışın evet bizim mesela ortak alanımız var ama insanlar karavanın dışında da bir sıcak işte bir de şöyle bir şey var. Soba merakı. Soba merakı. Evet, evet tamam yani güzel hani, söyledin. Tamam işte. Çadırımız olmasından ziyade sobamız olsun. Sobamız için bir çadır yapalım. Odun falan yakalım. Tamam. İlerliyor. Peki, o zaman işte öğrenmiş oldum. Daha açtım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Tibit. Teletubbies'ler vardı ya onun gibi olduk. Evet Teletubbies. Evet Teletubbies. Çocuk programına çıkıyor. Böyle program yok. Yağmur altında sizler için neler yapıyoruz görüyorsunuz. Anlatıyoruz size. Bu program çok güzel olacak. Yağmurlu havada gezilir. Efendim söyle. Şey, çok özür dilerim. Özür dilerim. Şeyler duruyor mu güvercinler falan bir şeyler arka tavuklar ve ördekler duruyor. Koyunlar da güzel. Koyunlar da var. Yok mu? Arkada diğer arkada. Aa ördekler ne güzeldi. Wank 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 wank. Wank wank wank. Öyle mi güzeldi? Wank wank. Wank wank. Gazeteden çıkan karavanı da görsünler. Ya evet onu gösterelim ne olur çok güzel. Ha düşünür müsünüz yani 91 miydi? 92 model. 92 modeldir Hümer. Ya çok hep sevdiğimiz modeldir. Salon modeli değil mi? X'larca o biraz büyük. S. Arkada onun sabit küçüğü yatağı de var. Evet. Önde oturma grubu var. Bir de üzerinde hoofbed meşhur. Aynen. Evet, aynen. Güzel. Kabin üstüne inen. Kabin üstünde yatağı vardır ki burada o zaten. Çocuk parkında farklı olarak da çocuklar için yapılmış karavan var bak Taylan. Nerede? Ay ya hayır. Çocuklar orada oynuyorlar. Demin gelirken Mervan gördü onu. Ah çok iyi ya. Evet oynasınlar diye. Doğru. Bütün gün o karavanın içindeler. Tabii büyük karın için. Ah be ne güzel ya. Çok güzel. İşte bu. Aman dur çamura çok şey kenarda kaldı. Burası evet. Vay 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 vay. Evet bu. Ama şey diri duruyor ama. Yan çerçeveler falan. Ama şey ister tabii. Bakım istiyor canım. Ha, önden bak göster önden. Evet ilk huhbette Hümer de başlamış. Üstü, evet. Şey üstü. Bir ara Türkiye'de bir üretici yapmaya çalışıyor. Heimer'dan gelip engelliyorlar. Bu bizim patentli ürünümüz. Bunu yapamazsınız bunu diye. Bunu sen bak şimdi senden duyuyoruz. Ha bir sene sanki birileri yapar diye. Türkiye'de peki. Bir üretici onu yapmaya çalışıyor ama. Bravo. Efendim dededen mi kalmıştı? Dur söyle bir daha. Dedemin yani dedem de hani şöyle dedenin özü şeyi olmaz. Ve evet. Ben 92 doğumluyum. Evet. Eline doğduğum yani ben de kampta büyüdüğüm için. Hani küçüklüğümü biliyor. Dede diye büyüdüm. Işte. Şu anda da hani karavanı bizim kampımızda duruyor. Çok güzel duruyor. Ya. Bir de burada hemen söyleyeyim. Bunun burası böyle bakın orijinal değil ama orijinal mi bu halısı? Orijinal. Ha, orijinal. Halısı olmayabilir. Olsun sorun. Burada yani. Böyle bir halı gibi biz halı diyoruz ya. Burası çok büyük. Yani direksiyon daha arkada. Burada motor çok rahat yayılmış durumda. Ondan sonra bakın Hümer'in orijinal kül tablası. Öyle. Çok tabii ya ne güzel. Şemsiyesi de bende. Ona ne? Aa şemsiye de var. Ve buraya böyle köpek çocuk yatsa herkes uyuyabilir burada rahatça. Çünkü motorun sıcaklığı geliyor yukarı doğru. Bu çok güzeldi. Bu ikili. Bazen üç şey var silecek vardı. Çok orijinal ve çok güzel bir şey yani. Umarım kullanırsınız güzel güzel. Parçanı bulmak isterseniz de Almanya'da bir amca var biliyorsunuz. Valsiye tarafında. Şeyin Hümer'in fabrikasının o tarafta. Direkt Heimer'da tanıdıklarımız var abi ondan istesek. Sustum ben. Ben niye konuşuyorum ki zaten. Tebrik ediyorum o zaman. Tabii. Şey geçenlerde bunu Instagram'a koydum. Benim karavan atölyesi diye başka bir girişimim daha var. Ha şöyle. Ondan sonra Heimer orijinal Instagram hesabı şeyinde hikayelerinde paylaştı bunu. Karda bir fotoğrafı vardı çok güzel. Aynen ya. Peugeot motor. Artık kullanmıyorlar Peugeot motor. Evet. Mercedes'te Fiat biraz daha ağırlıklı Almanlarda diye öğrendim. Öyle. Şimdi Citroen'i kullanmıyorlarmış. Biraz sorunlar çıkmış diye duydum ama bilmiyorum. Sen tabii Hümer de şimdi tanınca daha başka olur. Ya işte Heimer ve karavancı olunca Heimer motokaravan bence herkesin hayali. Evet benim de çok büyük. Yani, evet. Yani çok ince mühendislik detayları var. Çok. Onlar. O kaçta Hümer? 31 miydi 32 miydi? Kuruluşu. Yani, şöyle diyordum ben hep videolarında umarım da tabii yanlış değil, internetten de öğrenmiştim. 1919'da İngilizler başlıyor dünyada karavana. Kervandan gelerek buluyorlar. Almanya'da 1932'de Avrupa'da ilk karavanı üretiyor. Oradan sonra devam ediyor. Erwin Hümer öldükten sonra da çocuklara devam ediyorlar. Halen şu an devam ediyor. Benim duyduğum, bilmiyorum. Ya iki ya üç tane mühendisleri Ar-Ge yapıp içinde yaşıyorlar. Yaptıkları her karavanın içinde
fabrikanın yanında yaşıyorlarmış. İçinde yaşayacaklarmış ama mecbur. Bu çok önemli bir şey. Karavanda çok kullanmayan, yaşamayan birinin karavan üretmesi, buna fikir geliştirmesi bence büyük bir problem. Evet. Ciddi problem. Ciddi problem. Asıl problem bence bu. Evet. Grosses problem. Ya. Burası da burası senin çok güzel. Evet, ben söyleyeyim. Karavan atölyesi iyi diye bir şeye başlıyoruz. Burada ama onları aç Instagram'da. İnsanlar görsünler. Açtım, paylaş. Açtım. Biz de senin onu paylaşalım. İşte şimdi ufak ufak hani hem her şeyle ilgilenmek, hem işletme tarafı, hem organizasyon tarafı, yavaş, sosyal yavaş medyaya çok şey yapamıyorum. Langsam abati her derler. Yavaş yavaş ama emniyetli olsun, evet, diye. Burada güzel, bravo. Tebrik ederim. İşte. Ben şeye çok, güvenliğe çok önem veriyorum. İlk başta ATC, kesinlikle Alko ATC şeyiyle hani bunları hem insanlara anlatacağım, hem de buraya gelip hem karavan kampta konaklayıp hem de o konakladıkları sürede o ATC'leri takmak istiyorum. O zaman biz hava güzelleştiği zaman ben arabam yok ama çekme karavanımı çekecek benim olur. Size ay geleyim bir güzel bir mu. Sen bize kalmak iste, ben karavanını getiririm. Aa, abi. Çok teşekkür ederim. Dur ne o? Sence su teması işte. Nereden geliyorsun? Ah yağmur suyunu. Ya bizim karavan köyü dememizin sebeplerinden bir tanesi. Tebrik biz doğal ederim. Yaşamı, permakültürü çok ailece destekliyoruz. Babam da ben de. Ondan sonra çok güzel, görüyor musunuz? Tarlamız var, tarım yapıyoruz. Kendi sebzemizi, meyvemizi, şeyimizi üretiyoruz. Burada tavuklarımızın yumurtasından faydalanıyoruz. Vallahi tebrik ederim. Dolmuş mu? Ha, dolu. Dolu da şey yapıyor hatta. Fazlasını 2 ton o. 2 ton hemen doluyor. Şimdi işte projemiz buraya işte devam etmek böyle. Hani bütün suyu biriktirip yağmurlar, daha evet, sonra da bu sistemle bunu işte kullanılabilir hale getirmek. Çünkü bu yaz yine bu yaz kurak geçecek yani. Çok ağır geçecek. Senin bu sular çok sana lazım olacak. O zaman tamam, sen şimdi burada yavaş yavaş bir şeylere başlamışsın. Yaza doğru da göreceğiz zaten. Burada şey değil mi? Hayvanlar orada mı? Evet. Küçük sere yapmışsın. Küçük sere işte. İlk ben, biz atalık tohumdan yetiştiriyoruz fidelerimizi. Burada önce tohumdan yetiştirip filizlendirip sonra tarlaya ekiyoruz. Valla. Tabii. Küçük bir hayvanat bahçesi gibi. Ne güzel değil mi yani? Azaldı şimdi. Azaldı. Bıldırcınlar vardı. Hindiler vardı vesaire. Şimdi. Şuradan içeride bir şey duruyor. Hindi mi o? Ayağı kırıklı. Büyük bir şey duruyor. Hindi, hindiyi görüyorsun. Üst katta duruyor bak. Hiç hareket. Tavuklar. Ve tabii bir İstanbul'da olduğumuzu hatırlıyoruz. İnşaatlar dibimize evet, kadar. Evet, olsun. Son geldiğimde yoktu onlar. 3 aylık bir inşaat bu. Böyle 3 ayda böyle oldu. Orası ormanlıkta, ağaçlar vardı. 3 ayda geldiğimiz manzara bu. Ağlayacağım ya. Ne yapalım? Şu kadar bakalım. Ben kendime yukarıya balkon yaptırdım. İnşaata bakıyor. Ormana bakacağım diye. Ay işi tabii. Ortak kullanım alanları burası. Neresi? Kirli su takibi. Şurada. Aa, burası tuvaletler. Aa, çok güzel, tamam işte. Kaset boşaltma alanımız. Ha, kaset boşaltma, tuvalet. Burası. İşte bu bakın. Bu kaset boşaltma yanında şey. Buyur efendim, burada. Erkekler tuvaletimiz dışarıda. Duş işte bir alıtırma tuvaletimiz var. Olsun, güzel. Kadınlar tuvaletimiz de içeride. Tamam, güzel. Bak, şimdi şeyde burada yazıyor. Şimdi ama güzel projem var buraya başladım. Şimdi ben o zaman bayanlara gireceğim. Bayan yok değil mi bu arada? Duşa gireceğim ben. Ne yapıyorum? Donacak değil mi orada? Ah şey de girip. Hümer'de duşa girip. Tarihi eserde. Tadilat yaptık. Valla ne güzel. Çok yani tebrik ederim diyorum. Valla tebrik ederim. Hani benden önce babamı tebrik etmek gerekiyor. Hayır tabii, pardon yani. Ondan sonra işte beraber baba yani benim buradaki bu kampla alakalı beni en çok böyle içimi kıpır kıpır yapan şey, biz burayı baba oğul yapıyoruz. Evet, tamam. Yani sonuçta karavancılık, kamp ve karavancılık bir kültür. Doğru, bu kültürü de önce babam 86 yılında ilk karavanını alarak başlamış. Ya evet ya. Bu kültürü bana aşılamış. Evet, ben de severek çok devam ediyorum. Çok güzel ya, çok güzel. Kendi çocuklarını aşılar. Tutayım ben istersen, sen yoruldun. Yok, biz paylaşıyoruz. Ha, tamam. Gençler yorulmaz Taylan abi ya. Ben de yani sanki şey. Sana denk gelen yoruluyormuş böyle. Baba yeri bak yönetmenime. Ben onları çok burada oturan burası. Bizim bu arkada bir tek işte tuvalet kısmı ortak. Olsun, onun dışında tamam. Bize ait bizim üst yaşadığımız falan. Üst kat ofisimiz. Aa, bizim güzel, aşağısı mutfağımız, odalarımız. Tamam, bitti. Biz de burada yaşıyoruz. Çok güzel. Aslında hep burada alıştı. Ne güzel. Onun için de. Peki ücretlerimizi falan bilebiliyor muyuz? Var mesela bugün birisi gelmek istedi. Instagram'dan seni buldu. Aradı.
Telefonla gelsinler değil mi? Bir hani var mı diye. Kesinlikle. Doğru, öncelikle çünkü... onu rica ediyorum. Tamam. Şimdi Şubat günlük 2022 mi, ayındayız. Evet. Bizim fiyatlarımız günlük, aylık ve yıllık olarak değişiyor. Değişiyor. Tamam. Biz her ilden, her ülkeden, her karavan yani burada bizim bilen tek gelir, koşulumuz var. Doğru. Karavanınızla yani karavanı olan herkes buraya gelebilir. Karavansız gelmesin. Evet. Çadırı şöyle maalesef ki hani altyapımız çadır ekstra bir donanım, ekstra bir altyapı istediği için altyapımız çadıra uygun değil. O yüzden çadırcı kampçıları maalesef ağırlayamıyoruz. Onun dışında bir şey oldu. Evet. Kapı açıldı. Onun dışında günlük dediğim aylık ve yıllık olarak değişiyor. Günlüğümüz şöyle. Mesela ben geldim günlük kalacağım. Yarın gideceğim mesela evet. Kahvaltıya. Karavan için 60 lira alıyoruz. Tamam. Kişi başı 20 lira alıyoruz. 18 yaşından küçükleri ücretlendirmiyoruz. Bu fiyata elektrik kullanımı dahil değil. Değil. Elektriklerimiz saatlidir. Kullanılan elektriğe göre ekstra olarak ödeniyor. Tamam peki. Tamam. Ya ben mesela 60, 70, 80'e gelmiş olacağım. Ben tek başıma gelirsem. Evet. Tamam. Ya bu fiyatlandırma da tamamen hani yaşanmışlıkla, tecrübeyle alakalı. Tamam, çünkü mesela kimisi geliyor, karavanını bırakıyor, kendi kalmıyor. Ondan sonra geliyor işte karavanıyla vakit geçiriyor. Elektrik kullanmıyor. Elektriği ayırmamızın sebebi o. Ha. O yüzden özellikle belirtiyor. Evet, iki kişi geldiğinizde 100 lira oluyor ama ben özellikle belirtiyorum. Karavan için 60, kişi başı 20 lira diye. Tamam. Yani çok da adil oluyor. Güzel. Peki Avrupa'daki sistem, Avusturya sen daha çok içinde olduğun için belki Almanya. Hani orada var mı böyle sistemler? Ücretlendirme evet, yani hani olabilir. Yoksa içine katıyor belki de. Yok 100 lira alıyorum mesela diye. Hani yani parası Avrupa'da olarak. Benim gördüğüm çok nadir hani tek tük var ama hani orada elektrik ayrı. Bir de orada şöyle inşallah elektrik o sistemi ben de getirebileceğim. Hani kartlı böyle suyunuzu hani kartı yüklüyorsunuz. Duydum bilmiyorum. Yani bir de mesela otopark kısmı var mesela bedavaya parklayıp mesela motokaravanınızda öyle parklar var Avrupa'da. Parklayabiliyorsunuz bedava ama elektrik ve su kullanmak isterseniz o kartı yükleyip kullanıyorsunuz. Tamam. Kamp alanlarında değişiyor. Her hani bir standart hani kamp alanının şeyine göre değişiyor. Bizim de yaşadıklarımıza ve işletme tecrübemize göre böyle ücretlendirme. Rezidans daire gibi aslında. Orada kartları biliyorsunuz, para yatırıyorsunuz. Kesildiği zaman tekrar yatırıyorsunuz. Peki efendim o zaman başka bir söyleyeceğim bir şey var mı? Çok önemli. Belki bir sormuş olabiliriz. Hani kampınla ilgili işte gelirsiniz bekleriz. Yazın şöyle bir aktivite var. Şunları bitirmek üzere bilmiyorum. Ya biz gelişen bir kampız. Yani sonuçta her gün hani sabah uyanınca babamla birbirimize bakıp kahvaltıdan sonra bugün ne yapacağız diyoruz. Ya çok iyi. Her günümüz hani buraya böyle bir şeyler yaparak hani bu güzelleştirmekle geçiyor. Doğru. Eksiklerimiz var bunu da yaşayarak görüyoruz. Yaşayarak görüyoruz. Onun dışında hani benim şahsi olarak işte kamp ve karavan, Türkiye'deki kamp ve karavan konusunda gelişmesi konusunda düşüncelerim, heyecanım, motivasyonum var. Bazı şeylerden bahsetmek için erken ama şundan bahsetmek istiyorum kesinlikle. Campingler.com Evet doğru. Campingler K harfiyle yazılıyor. Campingler.com Bunu bir karavancı büyüğümle beraber başladık. Amacımız Türkiye'deki bütün kampların olduğu bir site. Doğru. Oluşturmak. Güzel bir şey bence. Bu siteye girdiğinizde mesela o kamp alanı size aitse bu işletme bana ait deyip kamp sahipleri hesaplarını doğrulayabiliyor. Onun dışında eğer bizim eklemediğimiz eksik kamp alanı varsa kamp ekle butonu var, kamplar eklenebiliyor. Burası tamamen hani kar amacı gütmeyen, hobi amaçlı yapılmış. Tek motivasyonu da, tek amacı da bütün Türkiye'deki kamp alanlarının tek bir çatı altında listelenmesi. İşte vay, bayağı haber spikeri gibi. Yok ama hazır ya. Biliyor işte, seviyor işte. Şimdi çok. Biz yasa da olur. Konuşamıyorum şimdi. O zaman sizi soba başına alıyoruz. Siz soba başına, ben hemen karavana bir iki işim var. Hemen yanınıza geliyorum. Efendim, bugün de buradaydık. Karavan köyüydü ama gerçekten güzel bir köydü, keyifli bir köydü. Cem'le ve Gamze'yle beraber burada sizlere en samimi yönden anlatmaya çalıştık. Her şeyi öğrendiniz umarım. İstanbul'un yakınlarındaki kampları tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün buradaydık, bakalım yarın neredeyiz bilmiyoruz. Sürpriz, görüşmek üzere. Ah günaydın. Bak 55 yaşındayım. Nerede? 24 yaşındaki arkadaşlarla aynı karavanla Safir'de kalmak zorundayım. Anlaşmak zorundayız. Evet anlaşmak zorundayız. Ama sorun şu ki havlumu bir yere koyuyorum. Havlu başka yerde. Gülme. Yok ki hakikaten. Zaten dolap az.
Abi bütün dolapları Gürkan'la sen kendine bak, ayırdınız. Ben almadım, hayır. Benim bak, dolabım. Bak verdim. Bak dur. Şuraya bak. Bak kapam. Ya niye şunu kapatıyorsun? Araba dururken şu bas çekleri kapatmayın. Araba zaten burada. Bak. Buyurun. Bir tane bak. Bir tane benim montum koydum oraya. Burası bilgisayar gözümüş efendim. Burası benim zaten. Bir tek şu kadar işte. Bak bu. Ikış tıkış koydum. Orası senin, sol taraf senin. Bak burası mesela mutfak. Buraya niye koyayım? Bomboş duruyor mutfak. Zaten şey almadık. Şeyler almadık. Ne tencere ne bir şey aldık. Bir tane tava almışım. Şunu getirmişim. Ondan sonra kaşık çatal bıçak yok. Plastikle milföy yaptık dün akşam yani. Plastik böyle oldu. Şöyle oldu. Bir de bana gösteriyor şey yönetmen. Ben yapayım. Abi bak abi. Siz de getirin. Yolculuğa çıkıyorsunuz. Abi, bundan sonra yolculuk falan olursa. Neyi? Bu bizim şey mi? Aramızdaki bütün kurtlara döktüğümüz. Kurtlara döktüğümüz falan bilmiyorum. Yani de işte biraz hani daha şey olmak. Mesela kahve artık. Sen deyin ki yani biz yapalım artık kahveyi. Tabii şey hazır, bahane hazır. Sürekli montaj yapıyorum ben. Ben çekeceğim. Tamca'ya zaten dün gece komple şey ama hala devam ediyor. Sağanak. Bu sağanak yağışlı şey. Gezi. yıkanamıyoruz şu an. Şu an hani yıkanmayı sevmeyenler var ya, bayıldı şimdi. Abi ne güzel işte, yıkanmıyorsun diyor. Böyle iki hafta yıkanmayanlar var ya arkadaşlar. Bu sağanakta kapıya çıkıp gelmen yetiyor abi. Ama yok yani şampuansız da ıslak saç. Dün baksana kafam kaşındı. Islak saçtan sonra kuruttum. Lan akşam filmde bir film seyredelim dedik. Film seyrettik. Yönetmenim çok istedi. Seyredelim. Ondan sonra car gitti uyudu. Biz seyrettik Gürkan'la. Hatta ben Medus sonuna gelemedim değil mi? Sen ama yorgundum. Neden? Sorumluluk sahibiyiz. Çünkü Gamze, eyvah kocam karavan aldı Gamze. Bugün gelecek biliyorsunuz, yine kampa gidiyoruz. Orada şey olacak yani. Bekletmeyelim Gamze dedik. Gamze uzun yollar kat ediyor. Geliyor peşimizden. Peşimizden, biz onun peşinden bilmiyorum artık nasıl olacak. Efendim işte burada yatıyoruz. Şeydeyiz, şurada böyle birleştiriyoruz. Çok aslında burası güzel, rahat. İki kişilik. Tam aile. Devran ne gösterir bilmiyorum, ne gösterir. Böyle güzel. Ben daha tabii rahatım. Onlar daha şey küçük yerde yatıyorlar. Bilemeyeceğim artık. Bakın şu, bu da bunun yeri işte, al. Biraz ne olur ya vallahi, deri toplu olalım. Karaman da dağınık olmayın ya. Karnımız açtı. Bir dur şimdi bunu toparlamamız lazım. Evet, sanki çok da karnımız açtı. Evet. Bu ne oldu? Ha, bir şey. Evet canım, tabii bak hemen altında iş atağımız, şeyimiz, çantamız. Ne yapayım, başka türlü yok. Şu iyi oldu, yer biraz şeydi. Soğuktu ama sonra şey yaptı. Sobayı yakınca bunun yeri ısınıyor. Bence bunu kaldıralım artık. Bence güzel. Ama böyle oldu bak. Ben düzeltiyorum onu sürekli. Şunu şöyle yapıyorum. Halı gibi dursun. Bunlar böyle yapıyor. Abi çok iyi duruyor. Ulan bir şey durdu yok. Neyse tamam, bir şey demiyorum artık. Sobayı da çok yüksek yakıyorsun abi. Ya ben mi yakıyorum? Ben yakıyorum tabii. Har böyle yanıyor. Bir de ben buradayım. Geçen Gürkan mı sen mi söyledin? Değil mi herhalde? Burası çok ısınıyor. Ranzaların tarafı ısınmıyor. Ah. Bir şey diyeceğim yine şey polemik olacak, söylemeyeyim. Ha bütün kenara. Şey ben kapatıyorum, böyle yapıyorlar. Soğuk oldu. Nasıl soğuk oldu ya? Abi kısmışsın ama. Zaten iki tane devresi var. Bak şu an bile sıcak. Zaten çok da açmayın. Hakikaten çok açmayın. Ekmek kızartacağız bugün şimdi orada. Ay vallahi kızarmış ekmeğin tadı başka oluyor be. Ben seviyorum. Bir dahaki gizli olursa şey getiririm. Kızarmış ekmek şeyim var benim, yuvarlak. Emin Önden. Ya şey Yıldırım abi aldı. Yıldırım Öcek. Avrupa Yakası'nda vardı ya şey dizisinde. Pro içer gibi yapıyordu hani şişma. Yıldırım abi bize hediye aldı şey evin önünden. Onu getirdim. Çok güzel ekmek kızardı. Ben ekmek kızarmış kokusunu şeyde seviyorum, karavanda. Mesela canım sıkılıyor bazen, ekmek kızartıyorum. Kokusunu da içeriz. Yok öyle değil tabii de yani yapıyorum. Evet artık açıyorum. Ay yok, giyineceğiz önce. Tamam artık giyineceğiz artık. Lütfen müsaade ederseniz. Giyineceğiz. Hadi neyse birazcık yok olan biz de sanki şeyiz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, keyfinize bakın. Efendim yumurtamızı yaptık. Dört göz. Bayağı uğraştık, yumurtamızı yaptık, kahvaltımızı yaptık efendim. Yapacağız daha doğrusu. Ve buradan ayrılıyoruz. Yeni yerimize gidiyoruz efendim. Bu arada ekmeklerimiz gördüğünüz gibi kızarıyorlar. Bakalım.
İşte bu. Oh mis mis. Görsele bakar mısınız? Cenanto. İşte bu ya. Karavanın güzelliği bu. Kampın güzelliği bu. Hepinizin yaşamasını tavsiye ederim. Ekmeğimizi alalım mı? Ekmeğimizi alıyoruz. Bir tane ban bakalım abi. Nasıl bir olacak? Tane ban değil bakayım. Oh sıcak. Ha ha. Ay ay. Of of of. Çok sıcak. Yok yok sıcak. Bandım vallahi. Şöyle. Görüşmek üzere.